Merhaba sevgili gençler. Eylül romanının üçüncü yazılı soru. Aa, burada iki yazıyor. Arkadaşlar üç olacak. Yanlışlıkla iki yazmışız. İki burada silmeyi unutmuşuz. Üçüncü yazılı soruları ile karşınızdayız sevgili gençler. Şurası öyle bir üç yapalım. Kocaman bir üç yapalım sizler için. Şöyle biraz daha büyütelim üçümüzü. Bu üçüncü sınavımız arkadaşlar. Diğer iki sınavında mavi yazıyla da görüyorsunuz. Bu videonun altında linki var. Lütfen bu videonun altındaki linke gittiğiniz zaman diğer iki tane veya daha sonra çözeceğimiz üçüncü ya da dördüncüyü de bulabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. 3-4 dakikada bitirmek istiyorum arkadaşlar bu videoyu. Suat ve Süreyya'nın kaç çocuğu vardı arkadaşlar? Çocukları var mıydı bunların? Hayır, bunlar çocuk yapmıyor. Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Bir şeylerle uğraşıyorlar sürekli, değil mi? Hiç çocukları yok arkadaşlar. Süreyya'nın fakat her şey boş değil mi? Ne de olsa ne yapılsa kış gelmeyecek mi? Cümlesi size hangi ruh halini anımsatıyor? Tabii ki kararsız olduğunu, değil mi? Fakat her şey boş değil mi? Kararsızlık içerisindedir. Doğru cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelelim. Suat ve Necip dünyada kavuşmuş mudur? Evet. Suat ve Necip hani birbirlerine aşık oluyorlar ya, bu dünyada kavuşmuşlar mıdır arkadaşlar? Hayır, kavuşmamışlar, değil mi? Kavuşamıyorlar. Çünkü Suat kimle evliydi? Süreyya ile evliydi. Bakalım Suat ve Necip'in niçin intihar etmişlerdi? Evet, Suat ve Necip intihar etmişlerdi. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Öbür dünyada kavuşabilmek için miydi acaba? Evet, bu dünyada kavuşamadıkları için intihar ediyor. Öbür dünyada kavuşabilmek için akıllarınca öyle bir yol buluyorlardı. Bulabiliyorlar mı? Acaba kavuştular mı? Bilemiyoruz. Beşinci soru. Suat ve Necip'in kavuşmalarına ikinci engel nedir? Evet. Birinci engel evli olmalarıydı. İkinci engel nedir arkadaşlar? Bunların kavuşmalarında ahlak ve toplum kuralları çevrelerinde el alem ne derden korkuyorlardı, değil mi? Doğru cevap E seçeneği. Özür diliyorum. Arkadaşlar kısa bir sınav bu. 10 soruluk bir sınav. Diğer sorular da bu videonun altında olacak. Hepsini çözebilirsiniz. Bir tane de klasik yapmayı düşünüyorum Eylül'de. Klasik yazılıyı da hazırladığım zaman sizlerle paylaşacağım. 6. Suat ile Necip birbirlerini severlerken Suat evli midir? Az önce aslında farkına varmadan bunun cevabını verdim, değil mi? Süreyya ile evliydi. Doğru cevap A seçeneği olacak. 7. Eğer Suat ile Necip kavuşmuş olsalar toplumumuzdaki namus kavramını çiğnemiş olurlar mıydı? Toplumumuzda tabii ki evli bir kadının başka biriyle evlenmesi ne olacaktı? Doğru, evet, olurlardı, değil mi? Hoş karşılanan bir şey değil evli birinin bir başkasıyla beraber olması. 8. Necip'in gözünden Suat nasıl bir karaktere sahipti? Evet, Suat'a aşık olmuş Necip. Acaba onun gözünde Suat'ın karakteri nasıldı? Namuslu bir kadındır. Çünkü onun için kocasını bırakmıyor idi, değil mi? Ha, aşık olmuştu, o farklı bir şey ama bırakmıyordu. 9. Suat ve Necip'in kavuşmalarına... Aa, bir de üçüncü engelimiz var. Birinci engel evlilik, ikinci engel toplumsal kurallar, üçüncü engellik neydi? Hacer izin vermiyordu, değil mi? Hacer aralarında izin vermiyor. Böyle bir şeye engel oluyor. Doğru cevap C seçeneği. 10. ve sonuncu soru. Görüyorsunuz burada bu videonun altında Eylül romanı farklı sınav soruları var. Açıklama kısmına gittiğiniz zaman görebilirsiniz. Romanda olaylar hangi bakış açısı ile anlatılmıştır? Tabii ki hakim bakış açısı, değil mi? İlahi, yani hakim bakış açısı ile anlatılmış. Doğru cevap B. Evet arkadaşlar, sınav burada son buldu. Bir sonraki Eylül romanında klasik yapmayı düşünüyorum, dördüncüsünü. Klasikte görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın.